Herkese selamünaleyküm. Hatay İskenderun'dan güzel bir hava, soğuk hava, fırtına, kardan sonra. Değerli dostlar, bugün levrek süpürgesi anlatmaya çalışacağım size. Avlanacağım merayı gösteriyorum. Bilmeyenler için söyleyeyim. Hatay İskenderun Denizciler Mahallesi burası. Şu şekilde süpürgeyi kullanacağım merayı size gösteriyorum. Gördüğünüz üzere güneş parlıyor karşıdan. Onun için bu tarafa biraz çekeceğim. Bu kıyı şeridi taşlık bir alan, taşlık bir mera. Daha önce burada levrek aldım. Yakalayanlar da olduğunu gördüm, duydum. Levrek süpürgesini ilk defa deneyeceğim. Meramıza inelim, süpürgemizi kuralım, ağımıza başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar, meramıza indik. Deniz çok güzel, çarşaf gibi. Tabir yerindeyse gördüğünüz üzere. Şurada martılar var. Martı sürüsü. Akşam suyundayız. Süpürgemiz, levrek süpürgemiz poşette, her zaman olduğu gibi Bilge Kırtasiye poşetinde. Buradan Hikmet abiye ve Ramazan kardeşime selamlarımı gönderiyorum. Süpürgemiz şu şekilde arkadaşlar, 4 parçadan oluşuyor. Bunun kurulumunu yapacağız. Fakat şöyle bir şey anlatayım. Ben de ilk defa kullanacağım bunu. Bunu genellikle İtalyanlar ve Yunanlıların kullandığı eski tarihten kalma bir sistem. Havanın rüzgarlı, dalgalı olduğu, balığa çıkılamadığı durumlarda bu kullanılıyor arkadaşlar. 4 parça gördüğünüz gibi çekeceğimiz ana gövdemiz var ve yapmış olduğum kollar, silikonlar var. Bir tanesine küçük bir istavrit var. Onu takmayı düşünüyorum. Bir kola. Şöyle arkadaşlar, vidalarını açıyorum. Umarım net görünüyordur. Size de açıklamaya çalışacağım. Şöyle. Belirli bir standardı yok arkadaşlar. İnternette videolarını, yapılış aşamalarını izledim. Çok net bir standardı yok. Kendim kafama göre bir ölçü belirledim ve yaptım. Bunun yapım aşamasında bana destek olan Mesut hocama, öğretmen arkadaşıma teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Çok yardımcı oldu ve güzel bir dizayn meydana getirdi. Şu şekilde arkadaşlar. Yerine oturtuyoruz. İki parçamız var zaten. Numara da verdik onlara. Kendisi de numara vermiş Mesut hocam. Şöyle takıyoruz. Tam olarak oturtacağız arkadaşlar. Arkadaşlar, süpürgemizi kurduk. Gördüğünüz gibi parçaları birleştirince bu şekilde alıyor. Öndeki parçanın küçük, arkadakinin biraz büyük olması gerekiyor. Biraz da ağır olması gerekiyor arkadakinin. Çünkü buradan takıp çektiğimizde bunun takla atmaması için, suyun içerisine devrilmemesi için. Burada silikonlarımız var. Bunlar sahtelerimiz, kollarımız var. Tek tek tanıtacağım size. Bakalım, inşallah başarılı oluruz. Bu arada benim de bu ilk denemem. Yani çok bunu kullanmadım. Hiç kullanmadım. Bakalım. İnşallah güzel bir av ve güzel bir deneyim yaparız. Arkadaşlar, süpürgemizi deniz kenarına getirdik. Burada silikonlarımız, sahtelerimiz var. Umarım görebiliyorsunuz. Bir silikon burada. 5 tane kol yaptım. 3'ü silikon. Birine canlı yem takacağım. Canlı dedim, hani ölü bir istavrit. Bir de yamaçta dediğimiz bir parlak var. Bu ilk denememiz olduğu için böyle bir şey yapacağım. Eğer başarılı olursak kolları artıracağım. Klipsimizi takıyoruz. Burada yuvarlak bir halkamız var. Bunu karabina da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben sağlam olması için şöyle bir sinayla bir düğüm daha atıyorum buna. İnşallah başarılı oluruz. Bu bölgede kullanan henüz görmedim. Tanıtım yapan hiç görmedim. Değişik bir alet arkadaşlar. Başarılı olursa bunu hep kullanmayı düşünüyorum. Açıkça söyleyeyim. Evet. Buradan buna düğüm atayım. Şimdi kollarımızı teker teker açarak gideceğiz arkadaşlar. Bunu belirli bir sırayla yapmasınız ki dolaştırmayasınız. Şu şekilde gidiyoruz. İnşallah güzel bir sistem olur.
arkadaşlar şöyle kollarımızı taktık. Bakın orada yaklaşık bir 10 metre mesafedeyiz. 1,5 metre, 2 metre aralıklarla taktım. Şimdi ana gövdemizi getirip bu klipse, bu fırdöndüğe takacağım ve süpürgemizi yüzdürmeye başlayacağız. Arkadaşlar taktık klipsimizi de. Ya Allah, Bismillah diyerek süpürgemi yüzdürmeye başlıyorum. Evet, taktırmayız inşallah. Biraz taşlık sahtelerimizi taktırmadan gönderebilirsek. Evet, süpürgemiz yüzüyor. Umarım net bir şekilde gözüküyordur. Şimdi kıyı boyu yürüyeceğiz. Görmenizi istiyorum. Sahtelerimizi biraz açtıktan sonra bırakacağım iyice. Misinemizi de bırakacağım. Evet. İnşallah bir balık alabiliriz. Bu taraftan çekeceğiz. Yanlış oldu. Evet, şimdi gidersek durmayacağız bunda arkadaşlar. Gitmemiz gerekiyor, durmayacağız. Misine bırakarak gideceğiz değerli dostlar. Evet, umarım net bir şekilde gözüküyordur. Bu ilk denememiz. İnşallah başarılı oluruz. Değerli dostlar, şöyle gördüğünüz gibi alanımız taşlık bir alan. Misine bırakarak gideceğiz yavaş yavaş açılması için. Evet. Evet, süpürgemiz yüzüyor. Gayet iyi gözüküyor. Bir de balık alabilirsek ne mutlu bize. Şimdi biraz daha misina vererek gideceğiz. Hayır, 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 hayır. Evet. Umarım net gözüküyordur. Bir tıkırtı oldu. Şeyin titreşimi mi acaba? Hayır, hayır, hayır.
Evet. Başladığımız yere geldik. Şimdi buraya biraz mola verelim. Süpürgemizin etrafında bir lüfer hopladı, zıpladı. Evet arkadaşlar, levrek süpürgemiz bugün böyle bir deneme yüzüşünden geçti. Yüzdürebiliyoruz. Bir iki aksilikler oldu. Ancak güzel. Sadece kullanmak isteyen arkadaşlar için söylüyorum. Kumsalda, plajda kullanın. Zaten bunu yapan insanlar hep öyle yerde, kumsallarda, plajlarda kullanmışlar. Taşlık alan çok yoruyor. Çok fazla efor sarf ediyorsunuz. Bakalım bundan sonraki yollarımızda nasıl olacak. Kanalımıza bir saniyenizi ayırıp abone olursanız, destek olursanız çok sevinirim. Teşekkür ediyorum. Herkese Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın.